Selamun aleyküm. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Öncelikle nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun ki bizler de iyiyiz. Bir kısa bilgi verelim hava durumu ile alakalı. Hava 2 gündür bozuk ne yazık ki. Yağmur yağı, kiseli. Gel göreceğim. Ama tabii ki yağmur, çamur bizi etkilemiyor. Ne yazık ki hayvanınız varsa onların karnını doyurmakla mükellef oluyorsunuz. Biz de aynı şekilde. Şu an hava biraz daha açtı. Henüz yağmur yok şimdi ama akşam üstüne doğru bakalım yağar mı yağmaz mı? Belli olmaz. Kılgır. Ben de hayvanları şimdi nereye çıkardım? Kılgır. Şimdi bahçeyi böldüydük, yarısını otlatıyorduk. Bir 10-15 gün falan oldu olmadı. Hayvanlar bahçeyi bicilmiş gibi yaptılar. Bayağı bir otlattılar, odu bitirdiler. Bunları bir çevireyim. Şimdi bahçedeki ot azaldığı için hayvanlar bahçeye girmek istemiyorlar. Dışarılarda şey yapaylar. Böldüğüm diğer tarafı da biçtim aldım. Birazı da biçilmiş orada duruyor. Birazdan onları da gösteririm size. Şimdi videolar hakkında biraz şey yapalım. Çekilmiş nereden baksanız 4-5 tane belki 6 tane kadar videom vardı. Kimi kısa kimi uzun. Yani çok yorulduğum için zamanım çok fazla olmuyor. Halım çekmiyor video editle. Paylaş vesaire çek derken. Şöyle diyeyim size. Şimdi atarım böyle fırsat buldukça parça parça çekirim ama videoyu tamamlayamıyorum. Böyle var dedim 5-6 tane. Dedim bir editleyeyim onları, bir paylaşayım tek tek de hem telefonda yer açılsın hem kanal boş kalmasın derken akşam bir baktım onları editlerken atarım bir videonun 1-2 parça şeyi ses almamış. Nasıl olduysa, telefonda ne sıkıntı varsa ses almamış. O yüzden ben de en son kızdım. Çoğunu sildim. Bu akşam bir tane video paylaşacağım sizle. Ondan sonra başka parça parça bir çayır biçme videosu falan var. Onu paylaşırım. Ondan sonra bu videoyu paylaşırım. Birkaç gün içinde de buzağları paylaşacağım sizler. Şimdi kameramı çevireyim, hayvanları bir daha bir göstereyim size ortamı. Böyle Yadigar Hanım aşağı doğru gideyim. Diğer kızlar da burada. Bak şimdi Nazlı geri dön. Geri dön hadi. Hadi geri dön. Geri dön. Nazlı'da herhangi bir kızgınlık belirtisi yok. Bir şey anlamıyorum bu hayvanlardan. Hadi kılgın. Şimdi şuradan normalde parçaya girmeleri lazım. Parçanın yaydığım kısımda bu şekilde. Bayağı otladılar. Pek ot kalmadı. O yüzden şu an girmek istemiyorlar buraya ama yine birkaç gün daha burada idare ederler. Ondan sonra başka bir yaylım bakayım. Şu aşağıda yaylanın merkezinde obada olan bahçeye büyük bir ihtimal getirebilir miyim bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Güz geldi artık. Vargi sıcakları açmaya başladı. Bir iki tane gördüm. Ama çekmeyi unuttum. Bir daha denk gelirsem çekeceğim. Levorlarda böyle çiçek açmaya başladılar. Hayvanlar şu an çok güzel levor yiyor. Şu gördüğünüz beyazlar bunlar erecek olacaklar. Ama böyle top top simsiyah. Levor pibili diyoruz biz onlara. O şeye neredeyse geldiler yani. Hava şu an açtı yani bayağı bir ama tabii ki akşam üstü ne olur bilmiyorum. Şimdi hayvanları zor da olsa bahçeye soktum. Bahçenin durumu bu şekilde yani. Hemen hemen bicilmiş gibi yaptılar burayı. Şimdi şu küvede bir bakayım. Doldurayım onu. Burada evde su içmediğine geldi. Burada su var aile şimdi.
Oy oy. Bu don bu don bu don. Yani altından içmeyi hortumdan içecekleri. Böyle tevşuk tevşuk halıları var bu bizim sığırların. Bu don bu don bu don bu don bu don. Sonunda doydu gideyim. Şimdi ben de bu küveti biraz daha doldurayım. Su olsun onda. Gel susadıkça kalı buradan içerler. Oha kızım, oha. Şöyle katraj yerdim abinin ahşap evini de alalım. Yayla evini. O da orayı bitirdi. Bir gün içini girip çekmem lazım aslında. Çeksem güzel olur. Yapılmadan önce inşaat halindeyken çektiydik oradan bir kere. Armut da ermeye başladı. Erdi mi silkeceğim onu. Zaten gerçi erdi mi kendi tövgülüyü de rüzgarda falan. Ben de silkerim onu, oradan altından yerler. Şimdi küvede şöyle biraz doldurdum. Şimdi diyeceksiniz ki peki şu giriş yerini niye bu taraftan kadar doğurtunu soku bırakmayasın, oraya da uğraşıyorsun tutaysın. Şurası çatlak gördüğünüz gibi. O yüzden böyle tersine yukarı yukarı getirdik ki daha fazla su tutsun diye. O yüzden o su girişi de şey yaptı. Gel bu don bu don bu don bu don bu don gel. Gel bu don bu don bu don gel. Hayvanlar bu şekilde buraları baya baya temizlediler. Şuralarda misal kalan yerleri var. Şu sazlar mazlar falan. Şu an Cemre'nin Nazlı'nın olduğu yer misal şuralar. Buraları yel dünyasını en son buranın motora vuracağım, temizleyeceğim, temiz olacak. O tarafı piştik, kurudu. Harala doldurdu, kaldık. Şu bayırlar biçilmiş yerinde duruyor. Onları da bir hava atsın anca ondan sonra toplayalı yedirecek. Ne yapalım? Ev de yakıştı buraya ama. Şimdi ben şurada oturayım yerimde. Hayvanları kollayayım. Şimdi hayvanların çoğu dibe indi. Ben de ineyim, oralardan zorlaya zorlaya çıkabilirler. Burası bu şekilde. (Gülüyor)
Burayı şimdi liforlatmaya bırakacağım. Burası liforlayacak, orası liforlayacak. Ondan sonra burayı yayacağım. O arada dediğim gibi büyük ihtimal bu aşağıdaki bahçeyi yayarım. Güz geldi, daha Eylül'e girecek. Güzde falan aşağı inmem. Orası bayağı uzak. Bir de dere aşağı gidip geleceğim için yol biraz riskli, sıkıntılı oluyor. Hayvanlar nereden çıkarlar? Buradan bir yerden de çıkarlar. Orayı da bir kapatmam lazım. Ya buradan ya bir üst yandan galiba. Orayı da bir kapatmam lazım. Hadi. Gel oyna Nazlı. Bir can bak şimdi. Bak bak. Tamam. Hadi. 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 Niye böyle bu yana geldi? Hadi. Hadi. Uyana kovarım onları ki bu teli burada zorlamasınlar. Zorlayı geçiyorlar uyanı. Ondan sonra bu yana alma da sıkıntı onlar orada. Şu tip tarafı videonun başında dediydim zaten aldık diye. Burayı da böyle biçtim. Burası böyle daha yerde. Şimdi hava açarsa burayı da toplayı alacak. Şimdi yağmur yağmaya başladı. Yağdım. Sığlar da yukarı ağırladı. Ben de şimdi gidip oradan teli açacağım yavaş yavaş. Al hayvanları vurayım yola giderken biraz lavur yerler falan fişman. Ama önce bakayım su içeceklerimi de. Gel ait. Gel ait slay 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 gel. Ait. Bakın orada yaprak yiyor. Ben de bu şekilde şemsiyemi aldım. Aldıydım daha doğrusu. Şimdi yağınca kullanıyoruz. Şimdi gidip bu teli bir düşüreyim. Ne oldun kız? Teli düşüreceğimi mi anladın? Ne yaptın? Gel. Bu var ya, bu çok kurnaz. Uf. Gel ay slay 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 slay. Gel kızım gel ait. Bakayım geleceklerim. Ceylan aşkım. Bu arada geçen gün Cemre Ceylan su içerken onu atladı. Evdeki o demir hurniden su içerdi. Hayvan da tabi sıkıştı. Kaçmaya kaçarken bacağını bu şekilde şeye sürttü. Hurninin kenarına sürttü. Hurninin kenarı bu şekilde orayı yardı. Şimdi tedavisini yaparım. İşte mavi sprey, işte dendürtiyet, patikon tedavisini falan yaparım. Çok şükür ayağında herhangi bir toballama vesaire yok. Sinek yumurtlamasına, lavya bırakmasına karşı bir önlem almaya çalıştım. Çok şükür hamdolsun ki şimdi dava serinledi. Sinek bayağı azaldı. On yönden biraz daha şanslıyız yani. Çok şükür. Sabah akşam ilaçlamasını yaparız. Hayvanları şimdi buraya koydum. Gerçi bugün bir ertesi gün oldu. Dün videoyu devam ettiremedim. Bugün de yağmur yağdı. Şimdi biraz daha kesti. Duman geldi. Hava çiselemeye döndü. Dönünce
Dedim ki buraya koyayım onlar da burada çabuk çabuk otlasın, doysunlar. Birazdan çıkarıp su içireceğim onlara. Ondan sonra da herhalde yavaş yavaş eve giderim. Esmeye başladı. Allah'a güç gitmesin. Ben bu tür havaları pek sevmem. Yani bu tür havalardan hoşlanmam. Böyle iri yağmur yağsın, hava acık olsun isterim. Tumanlı havaları pek hoşuma gitmiyor. Ama tabii ki Yüce Allah'ın takdiri ilahisi. Ne eylerse, neyi hayırlı görürse onu yapar, biz de onu, o ortamı yaşarız. Gel aşağı sarı kız. Durumlar bu şekilde. Hayvanlar şimdi getirdim, bağladım, yemlerini verdim, sağıma geçtim, sağırım. En son dağım buzağımız, orijinal Danimarka Jersey paşamızı da bir göstereyim dedim. Paşamıza da amcamın kızı Melike'den güzel bir hediye geldi. Bu başındaki zili o kendisi aldı, taktı ona bu boncuğu manzilinle beraber. Sağ olsun, var olsun. Hediyesini kabul etti. Teşekkür edelim ona buradan. Ne oldu? Otun bitti değil mi? Şimdi sütünü vereyim. Ondan sonra sana çayır da vereceğim. Benim paşam. Benim paşam ya. Sen paşacıklanmışsın. Sen paşacıklanmışsın, paşacıklanmışsın. Sen paşacıkla, paşacıkla sen misin burada? Geçen yıl Samet abi'den aldığım Danimarka Jersey Nazlı'nın buzağısı. Babası Danimarka Jersey'dir. Zaten görüntüsünden de belli oluyor. Aşının kalitesi de kendini burada gösteriyor şimdi işte. O yüzden diyorum ki sperma'larınızı iyi seçin. Değil mi paşam? Aç mı oldu paşam? Çok mu acı oldu paşam? Benim paşam. Şimdi değerli takipçilerim, dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim. Videonun sonuna yanaştık. Birkaç hususa değinmek istiyorum burada. Videonun başında da değindiydim bir tanesine. Bu yeni doğan buzağlar, özellikle Angus buzağlar. Bunları çok merak eden var. Çünkü ben burada ilkini yaptım. Ne yaptım? Jersey düvelerime ilk doğumlarında Angus sperma ile tohumladık ve Angus buzağlar elde ettik. İki tane şu an doğan. Bunları 3 ay vesaire geçti. Bir türlü paylaşamadım sizle. Yani ilk başta nazardan korktuğum için paylaşamadım. Ondan sonra uyana bu yana iş güç, yoğunluk vesaire, buzağlar da ayrı bir yerde olduğu için videolara pek girmiyorlar. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani bu benim ihmalkarlığım diyeyim size. O yüzden paylaşamadım. Videonun başında da dedim size ki bir iki gün içinde buzağları paylaşacağım. Artık çok merak eden var. Bu işte çok uzadı. Dün attığım videoda da gene bir takipçim yazdı ki işte biz seni örnek gösteririz. İlk düve doğumlarında Angus'u öneririz ve seni örnek gösteririz ama aylar geçmesine rağmen buzağların videosu yok. Yani buzağların var olduğundan emin bile değilim. Nedir bu işin aslı astarı gibi. Bu konuya değinmek istedim. Şimdi bir iki gün içinde buzağları çekip sizlerle paylaşacağım. Özellikle Angus'lar yani. Zaten 4 tanesi bir yerde. Bir tanesi az önce gördüğünüz ayrı ama onu da yakın bir zamanda şimdi onların yanına yendireceğim. Birinci hususumuz buydu. Bundan yana sıkıntınız olmasın. Buzağlar çok şükür hamdolsun yaşayları bir sıkıntı yok yani henüz. Şimdi ikinci husus, biz bundan yaklaşık bir ay önce Fatih Recep Bozda abimin ekibiyle beraber, kendisinin işi vardı, gelemedi, ekibi geldi. Bir belgesel çekimi yaptık. Bu belgesel akşam yayınlandı. Beni Instagram'dan takip edenler zaten story'den gördü, izlediler, hatta beğeni yorumda yaptılar Fatih abinin kanalında. İzlemenizi tavsiye ederim. Özellikle beni daha tedavili hayatımı merak edenler Fatih Recep Bozdağ yazıp YouTube'a, oradan onun kanalından izleyebilirler.
Bulamayanlar için benim kanalımın topluluk kısmından ben de paylaşacağım. Oradan kolaylıkla bulup izleyebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir çekim oldu. Güzel bir belgesel çıktı ortaya. Şiddetten izlemenizi tavsiye ederim. Fatih abinin böyle her yöreden hayvancılıkla alakalı çok güzel belgeselleri var. Kanalına ücretsiz bir şekilde abone olup destek olabilirsiniz. Oradan videolarını izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bana da aynı şekilde fikirlerinizi, görüşlerinizi yazarsanız sevinirim yani. İkinci diyeceğim de bu şekildeydi. Şeyden bulamazsanız Instagram'dan Mandıram Dervişoğlu 61 hesabından gene girip orada linkten hikayelerden ulaşabilirsiniz. Yani her türlü ulaşabilirsiniz. Ben topluluk kısmında zaten paylaşacağım. Şimdi diyeceğim, değineceğim iki husus buydu. Bir iki gün içinde buzağı videosu gelecek. Şimdi bu videoyu bu saatten sonra editleyip YouTube'a yüklemem biraz zaman alacak. Yetişmez bu akşam ama ben yine bu akşam editini vesaire yapacağım. Böyle ortaya karışık bir video oldu bu. Yükleyeceğim. Yarın akşam 20.00'da yayınlanacak. Oradan bu videoyu da izlersiniz. İzlemiş olacaksınız daha doğrusu. Ondan sonraki bu videodan sonra sizlerle bir aksilik olmadığı sürece, başıma bir hal gelmediği sürece buzağları paylaşacağım. Gerçeği böyle değilim ama paylaşamayırım ama bu sefer Allah'ın izniyle paylaşacağım. Ne diyelim? Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlarda yazarak önerilerinizi, görüşlerinizi, ne tarz içerikler istediğinizi yorumlara yazarak bana iletebilirsiniz. Az önce dediğim gibi Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Oradan bazı storyleri paylaşırım yayılımdan vesaire. Bilgi görmek istiyorsanız, şey istiyorsanız Mandıram Dervişoğlu 61 Instagram hesabına da gelip takip alıp oradan da görebilirsiniz. Ne diyelim? Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok cici bakın.